Oğlum ne yaptın oğlum bize dün gece ya? Götür bizi gezdir bizi Kaçta döndük en son? Oğlum en son hatırladığım bir şey değildik. Ulus'tan cebeciye geçtik Vito ile. Nihat orada, orada mı şeyle oynuyordu? Kaşık oynuyordu karsonlarla. Nasıl görmedin oğlum? saha dedi ki Nihat abine sahip çık diye. Oğlum en son dedik ya biz çatlak şantelle e e yaparken falan Nihat orada garsonlarla boynunu kırıyordu arkaya doğru bir Tavuk bizde miydi değil miydi oran? Bıraktın mı oğlum abini mi bıraktın? Almadın mı abini? Ne Nihat nerede şimdi? Allah kahretsin seni ya. Bir Nihat'a sahip çıkamadınız oğlum. adam adamı içmeye götürdük. Nihat! Abi. Nerede oğlum? Ankara'daydım abi. Oğlum Ankara'daydın da senin... Oran adam Ankara'da kalmış. Otostopla döndüm. O oran. otostopla dönmüş. İyi. Oğlum Vito'nun önünde dediler senin için. Ben arkada Orhan... Abi niye önüne oturayım Vito'nun zaten ne ben? Ne bileyim oğlum ben kafamı kaldı ya. Oğlum böyle çilmez. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi görem hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evet. doğal afetler. Yeah. Doğal afetler. Dünden mi kaldı aklında? Doğal afetler. Ayfer'in yanındaki ne doğ doğal afet falan. Ay girdik. ne ama çocuklar afetler. Haydi bakayım. Doğal afetler He. üç'e ayrılıyor, haydi değil mi? Haydi. He. Nasıl üç? Afet afet olur Hayır, doğal afetler üçe ayrılıyor. Biri uzun süreli afetler. Uzun... ikincisi ani, kısa süreli afetler. Üçüncüsü de insan kaynaklı afetler. Uzun süreli derken nasıl 10 yıl süren anlat da anlayak bakayım ee, nasıl uzun süreli afetler buzul çağı gibi kıtlık gibi ha, kuraklık ha, gibi uzun kıtlık. sürede oluşar kıtlık 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 zor oğlum sıkıntı Yoks yoksulluk. hayır değil. Ne, ne oğlum öyle yoksulluk birinci afet ne demiş berici olan mıydı ya bir ayrılık bir e, yoksulluk bir ölüm vallahi doğru demiş üç afet var çocuklar bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm. Öyle değil mi canım? Eee değil. Aa, ee, kırk... Kolay değil yoksulluk ha. Kolay değil oğlum. Fakirlik kolay değil. Fa fakirlik en büyük afet abi öyle, bir, öyle yani. Kıtlık toplumsal He. olarak bütün dünyaya yayılabilecek He. ve yiyecek içecek bulmakta zorlandığımız dönemler için geçerli bir e, afet türü. Evet oğlum işte yoksulluk yoksulluk babadan oğula geçer çok zor kırılır. Baban yoksulsa sen de hep nadir bir götü düzeltebilirsin falan çok uzun ya hep e, kuşaktan kuşak lanet bir şey lanet get. Bunun dışında kuraklık. Evet ben de yoksuldum oğlum. Kolay değil oğlum. Onun dışında kuraklık var. E, toprağın artık verim vermemesi ha. sebebiyle e, bir takım ürünleri yetiştiremememize Öyle. sebep olan bir e, kuraklık var. Sıkıntı oğlum sıkıntı yani yağmur yağmaz şey olmaz e, evet. köylü mahsul alamaz. Evet. Köylü mahsul alamazsa o zaman hala giden şey fiyatlanır bilmem ne falan derken gerek sıkıntı ya evet. Peki kısa süreli ani felaketlere bir örnek verebilir misin? Ee, pardon mi? afetlere. Fe felaket afet. Afet afet. A ani felaket mi? Afet. Bıçaklanmak. Afet. Hayır. Aniden oğlum böyle vay ne diye kalabilirsin. Aniden olur. O da evet. bir felaket. Allah kimsenin başına vermesin. Evet sakramı. ama afet değil. Bir felaket dediğin gibi. Ee, onun yerine mesela e, son aylarda en He. çok rastlanan hangisi? Ne oğlum? Yang Yangın. Yangınlar. Yangınlar aniden yanarsınız ama ha vay ne güzel falan dedim. hop alev alır yan. Geçen haftadan anlattık oğlum, Ay vay dersiniz bilmem uy uykunuzu bir bakardınız tutuşmuş eriyor, Ay, haydi yandınız gittiniz. Uyku değil, orman yangınları. Mesela Or ormanda he. mangal yapmamalısınız, piknik yapmamalısınız Gibisin değil yani. mi? E, yani. Bunun için ayrılmış özel alanlar var. Tabii Oralarda tabii, bu tabii. E, hobilerinizi aman gerçekleştirebilirsiniz. Oğlum, aman ama her yerde öyle... Mesela şey, iki düble bir şey içeceksin, gidi oğlum ormanda değil de güzel e, kayalık kenarlarında. Onun yerleri bellidir zaten, o alkolikler bilir. Alkolikler ama yakmayın ormanları. Ee, evet onun dışında seller var değil mi? mi? Doğal afet mi? Evet. Çok fazla yağış alıyor ve dere yatakları taşkın yapıyor. Oğlum şimdi şöyle. Çocuklar yanlış bilmeyin ha. Şimdi doğal afet değil oğlum sel mesela biz şöyle dağın tepesinde... gidiyoruz. Aaa sel bastı lelelelele. Le, le. E tamam bu doğal afet. Evet. Olan, oğlum ama zaten sel dediğin dağın tepesinde olmaz sel dedin oğlum dere yatağına, zaten evet, o suyun bir yolu var, kendi kendi yolu var öyle değil mi? Evet. E oraya o... sen mal gibi evini yaparsan kusura kalmayacaksın. Yani afet değil gibisin miydi? Evet, yani insan kaynaklı ölümler gerçekleşebiliyor ama insanın olmadığı yerde de olabilir tabii ki seller. Ha ha yağış olur, bir şey olur. Ben, oğlum zaten bu dere bazen coşar, bazen şey olur. Yır, yırmaklar coşar, bir şey olur. Evet, o yüzden. Oğlum sel de afet değil. Ya sel zaten bir doğanın kendisi gibisine mi? Dere dere normal akıyor, tamam evet. mı? Bir sorun yok. Tamam. Fazla yağış aldığında evet. oradan daha fazla yani Orada gezinirsen e, gibi sele kapılırsın. Evet e, ülkemizde örneklerini gördük ama, ama oraya ya. girmeyeceğimizi yani. evet. e, bunun dışında özellikle Türkiye üzerinde çok fazla risk barındıran deprem. Aa, deprem çocuklar afet budur. Bak biri biri aa, afetin en kralı deprem öyle yani şeyden anlatıyorum. deprem oğlum hiçbir şeye benzemez deprem böyle otururken ay ne atayım, ne yapıyorsun geçen kere kişi böyle bir donar kalırsın önce. Böyle, böyle, oğlum sallanıyor yok mu falan dersin. Benim mesela alkol, al, al, alkol falan aldıysan kafam mı dönüyor dersin. Nihat. Böyle bir donarsın Nihat. Sallanıyor yok mu oğlum? Falan dersin sonra langır langır langır, langır, langır bir lambalara bakarsın. Onlar da sallanıyor falan filan derken hemen mal gibi merdivenlere koşmayın. Ona geçecek mi anlatak mı? Tabi tabii tabii afet durumunda neler yapılması gerektiğine bahsedebiliriz. Deprem. İ i̇çeride mi dışarıda mı yakalandık? e, içeride. İçeride gece mi gündüz mü önemli oğlum bunlar. Abi gece ne fark eder? Oğlum mesela bir e, affedersin bir e, kız, kız arkadaşınla falan filan o da olabilirsin. Ee, eşin hanımın yok, olabilir. Evde uyuyormuşuz. Evde uyuyormuşuz. Mışı uyuyormuşuz. Bir kere çocuklar bunu bir alışkanlık haline getirin. Birinci herkes kalemini derslerini yazsın. Gece ne olur ne olmaz. Altın güzel donunuzu giyin. Ne olur ne olmaz oğlum yarın bir gün poşet ceset torbasından çıkarırlar falan filan donunuz temiz olsun hazırlıklı olacaksın. Nerede neyin geleceği belirsiz. Öncelikle bu o şeylere bir dikkat etmek gerekli. ben her zaman şeyime dikkat ederim yani. Ne don olur olmaz. Ne olmaz. Evet oğlum. Ne olur ne olmaz. Çocuklara don anlatıyoruz. Evet, ya hayır şöyle oğlum yani hazırlıklı olun. Çünkü evet. gecenin bir yarısı başladı langır langır, langır, langır langır oynamaya. Allah dedin deprem mi deprem mi falan dedin böyle panikledin bir şey oldu. Nereye gittik nereye kalsak durun oğlum. Nereye kaçacaksın? Hemen boş. yatağın altına girerek boş, oğlum, bir hayat üçgeni oluşturuyoruz. Boş, boş. Yedi noktanın üstü. Sekize geldiyse yatak altı falan boş. Oturun oğlum. Oturun bir hayatı kafadan geçirin. Hayatta neler yapmışsınız, neler yapmamışsınız. Vay benim başım demiş Bu da buraya kadarmış. Bir soğukkanlılıkla karşılamak şeyi... Ee, hayır, deprem çantamızı hazır bulunduracağız boş, yanımızda. Oğlum, boş. Ha, 5 da olur. 56da olur. Vay vay vay, paniklesin. Sağa sola gidersin. Çanta neredeydi, parayı aldın mı, şunu yaptın mı, düdüğümüzü alak falan filan çıkarsınız. Sekiz oldu muydu, boş. Düşünün oğlum. Hayatta ne yaptınız o güne kadar? Deprem anında ha. öncelikle sağlam bir yere kendimizi atıp jine pozisyonuna ha. girip afet çantamızı yanımıza alıyoruz. orada, orada, orada ağlar ağlar ağ. Kimisi ağlar. 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 Allah'ım Allah'ım ne olur Allah'ım bir daha yapmayacağım. Allah'ım bir bir daha yapmayacağım Allah'ım falan diye ağlar böyle. Sonra ölmezse öbürleri çok güler ona. Oğlum iyice götü dağıttın ya. Bir deprem oldu. Her ya, şey yaptın ya. Bütün kötülüklerini saydığın şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım falan filan diye. Öyle oğlum hemen ölüyormuş gibi ağzınızdan her şeyi itiraf etmeyin ölüm anında öyle bir his geldiğinde. Ya tamam ağlayın ama sessizce ağlayın. masanın altında falan. Bunlar önemli oğlum. Herkes biliyor zaten. Sandalyenin altına gir, masanın altına girme. Mevzinden uzak dur. Bunlar zaten. Asıl önemli olan bu. Panikleyip de Allah Allah'ım geçeceğiz. Geç, Şunun götüne bak dedi falan. Bunları, bunları itiraf etmeyin. Afet çantamızda He. olması gereken şeyler nelerdir? Oğlum kafadan bu düdük müdük diyorlar. Evet, düdük. Düdük, düdük önemli. Su e, düdük önemli. ve uzun vadeli dayanabilecek besle, besinler bulundurmalıyız. Ne ne gibi? Mesela e, hazır gıdalar, işte konserve olabilir, bisküvi olabilir. Bir tane bu küçük şeyler var. E, Söyleyecek mi? Söyle abi. Adam mesela müşkül sahibi yani her akşam bir şey atacak gibi bu küçük küçük, küçük buralardan var ya. Ne küçük, diyorsun? Küçük oğlum küçük. Yarın bir çıktı dışarıya vay 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 deprem deprem ay çok değilmiş şuraya yıkılmış buraya yıkılmamış Haydi parkta bahçede bekliyorsun. E sabaha kadar bekleyeceğiz dersin. Radyoyu dinlersin falan. E, gece saat olur 3. Ay e, bir biramız olsaydı la. İşte la orada çantadan çıkarsın pıs, açarsın içersin oğlum. En Aa, Başka alışkanlığınız varsa onu onu koyun oğlum yani alışkanlığı... Başka alışkanlık ne? Neler diyorsun? Hayır, mesela çikolataya alışkanlığı. Evet, gibi. Evet, mesela. Çikolata koyun, gecenin yarısına moral verir gibisin ha. Evet, çığ da doğal ha. afetlerden biridir çığ, ama çığ... ülkemizde... Ee? Ülkemizde çok görebileceğimiz bir şey değil. Var oğlum var. Yerine gitmemişsiniz. Mesela bu Ağrı'ya, Ardahan'a gidin bakayım. Hello hello ne yapıyorsunuz? Gür 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 ses gelir falan filan böyle. Ulan ulan hiç izlemedin oğlum şeyi? Abi kaç kere sen şey çığ Olur yordun? Yolun oraya düşer, e bağırmayın Ka karın şeyin altında falan gibi bir şey öğ öğüt verelim. E, evet yani karlı yerlerde yüksek sesle konuşmamak. Çocuklar anlatak oğlum anlatak Her şeyimizi anlatsak Tabii. biz. Olur olmaz. Belki giderler karlı bir yerde falan bir şey olur. İlk yardımı anlatak şeyde karda. Hani Hakan Balamir Ahu karlı karla ovcalıyordu ya. Ne? <laughs> ya kadın donacak gibiydi de herkes diyordu ulan sıcak yere götür falan diyordu cahiller. Hakan Balamir oğlum bu yer mi? Hemen kadın aldı böyle karla beraber ovalamaya başladı. Her yerini ovalıyor ovalıyor. Kadının karla ovalayacağını. Kadını niye karla ovalıyoruz? Öyle oğlum. Hemen sıcağı verirsen morarmaya yapar. Yanık yapar gibisin ya. Birinci kural karda donuyor mesela Ovcalayacağınız her yeri, yeri. Her yerini ovçalayacaksın. E, e, evet yani soğuk malı da öğrendik oğlum. A aniden sıcak müdahale etmek yerine yavaş yavaş. Evet oğlum Ahu Tuğbay sonra öyle öyle yaptı sonra öptüydü. Evet. Bir diğer felaketimiz de fırtına hortum hort, değil hort. mi? Hort. Şey kadın vardı. Ee, bir anca vardı geldi. Wiwi diye böyle sonra anlatırsınız. eviniz bağınız yıkılınca. Evet. Fırtına bir şey oğlum gelir fırtına. Wi oturuyorduk orada fır 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 etti bilir Niye oluyor demeden fiyu fiyu diye anlatırsınız. Haberlerde siz sizi izledik. Evet alçak basınç ve yüksek basınç. Önemli değil yani oğlum neyse de bir şey olur. Bir hortum görüyorsun işte. Evet, kadar. ama o hortum ülkemizde genelde daha küçük boyutlardadır. He, düdük gerekli mi hortumda? Hortumda nasıl düdük kullanacaksın abi? Ne bileyim düdük ağzına düdük alsınlar, öttürtünler mi? Hortumdan kaçılır yani geldiği gün tamam, her şeyden zaten. kaçın ya kaçmaya çalış kısmet buranıza ne yazıyorsun Evet, bunun dışında e, insan faktörlü afetler de vardır. geldik insana. E, e, en şerefsiz mahluka gibi. E, o afetin kendisi daha bu insanlar zaten. E, evet, bunlardan en 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 e, önemli ve riskli olanları evet. da e, nükleer sızıntılar oğlum, ya da e, biyolojik sızıntılar. Evet oğlum, e, götü rahat durmuyor insanın. Maalesef insanın götü rahat durmuyor. Böyle kendi kendimiz yaşarken falan uraniyorum. Oğlum nerede geldin uranyumu hadi bulak şapak onu koca koca testlerde sıkıştırak sonra patlatak Oğlum niye patlatıyon? Niye uranyumu koca testlerin içine sokuyon da bir şey yapıyon? Ay ben zapt edemedim uranyumu pu patlattım da bütün dünya yok ettim diyon Uğraşmayın oğlum uranyum mı uğraşmayın Doğada dursun işte öyle Evet bunun dışında insan faktörlü başka afetler var bunlar neler? Saydık oğlum işte. Ee, mesela taşımacılık. Şerefsizlik. Hayır taşımacılık. Hayır şerefsizlik. Bu da afet oğlum. Bu da afet. Bu afet değil abi. Bu davranış. <laughs> Pardon. Davranış ama işte afet getiriyor. Felaket getiriyor bu şerefsizlik. <laughs> Güveniyorsun adama. Vay diyorsun falan filan diyorsun. Ee, diyor ki abi gel diyor. Beraber diyor şöyle diyor. Güzel bir iş açak diyor. Boşluk var diyor. Bir çiftlik kurak. Tavuk çiftliği diyor. Deve kuşu çiftliği kurak diyor. E diyorsun. Biriktiğini veriyorsun falan filan. İflas ediyorsun falan. icra geliyor abi falan. Şey afet. Taşıma sektöründe çok fazla e, karşılaştığımız bir afet türü ne bu. Lan? Genelde petrol taşımacılığında oluyor ve okyanusa çok fazla zarar veriyor. Evet, oğlum ya. işte Döküyorlar, saçıyorlar, patlatıyorlar, sıçıyorlar, bir şey yapıyorlar yani. Evet, bunun dışında e, afet ne kadar sayılabilir belli değil. Ama göçmen sorunu da aslında insan kaynaklı afetlerden Aa, bir tanesi. O zaman yeni konuya girelim. Mülteciler! Hayır, değil. Ya. Mülteci niye anlatıyorsun? Oğlum gö dedin gö ya göçmen dedin Tamam, göçmen de mülteci olarak. Mülteciler anlamadım. oğlum. <laughs> Anladın mı? Kaç çeşit mülteci var? Savaştan kaç kaçanlar var, ekonomik şeyden kaçanlar. Bunları anlatmayak mı? Anlat anlat, bunları anlat. Anlatalım oğlum, mültecileri evet. anlatalım. Eğlenceli anlatalım çocuklara. Mülteci nasıl eğlenceli anlatacak? Adam savaştan kaçmış. Ne diyeceğim? Bombalardan koşarak uzaklaştı mı diyeceğim? Mültecileri sonraki bölümlerde biraz daha siz büyüyünce anlatacağız çocuklar. Evet. Şimdilik gö ne, göçmen politikası mı? Diye? Evet, göçmen sorunu, göçmen... insan e, kaynaklı e, bir, e, bir tanesi. Masal ama. saati diyelim mi? Masal mı diyelim? Evet, masal saati diyelim. Evet, işte, tamam efendim. oğlum masal diyelim. Tamam, hadi leng 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 leng. Şu, şunu bas da masal saatine tabutla geçelim. Masal saati. Haydi bak. Hey, şerefsiz ya nefret ediyorum bundan. Yeğenler yeğenler dayı 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 falan. Benim bir tane çirkin bir yeğenim var. Alperen var. O olsun öbürü olsun. Hediye hediye istiyorlar oğlum. Bu yok bu ünlendik bir, ünlendik hesabı. Kafam karıştı oğlum ne istiyorsunuz? Hem kimi tablet istiyor, kimi bir şey istiyor, şişvıtırtısı elektronik şeyler istiyorlar. Bakayım dedim oğlum yer gök yer gök reklam oradan alın işte şatafatlı cuma, çılgın deli cuma. Kafam almıyor oğlum artık ben neyi nereden alacağımı bilemiyorum ben delireceğim ha. E, abi MediaMarkt'ta konuştuk ha, ha, ya zaten. Ha demiştik oğlum MediaMarkt ya işte elektronik uzmanından alaktı dedin. Şahane cuma geliyor ya. Bütün ürünleri ayıracağız, sepete ekleyeceğiz, bekleyeceğiz abi. E, oğlum, Şahane cuma uğraşamıyorum o deli deli vele reklamlarla be hadi oğlum rüyama giriyorlar neredeyse ya. E, evet. Rüyama abi. girdiler oğlum geçen. Tamam abi Şimdiden Nereden giriyorsun Mediamarkt? Oğlum alacaksın benim bir tane tablet, bir akıllı telefon gibi çocuklara bir şeyler, bir şeyler, bir oyuncak. Sen şimdiden ha. alacaksın, sepete ekleyeceksin, o indirimini takip edeceksin, Şahin'e Cuma'da tamam, alacaksın. Tamam oğlum işte herkes lelelelelele de le 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 üstüme geldiği için delirdim ben, nereden alacağım? Benim bildiğim bir tane bir yere gidersin, alırsın bu tip şeyleri. Tamam yine gidebilirsin, mağazadan da alabilirsin, Mediamarkt'a gidip alacaksın bir şey. Hayır, onun için bir elektronik alacaksak bunu Mediamarkt'dan alıyorduk değil mi? He ee, işte abi, oğlum. Tamam bu şu reklamlardan kafamı bir sihireyim. Cuma, Cuma, Cuma geliyor, Cuma ne var oğlum, Cuma geliyorsa geliyor. İhtiyacım benim. Bir tane gidip alırmış onu Mediamarkt'tan. Bilgisayar evet. almayacak mısın zaten. Oğlum bilgisayar, tablet işte. Tamam, bilgisayar, bir laptop, yiyenler. bir tablet, He. bir telefon. Otur ayarlayırız şey, seninle kar, onu. Kar, kar, kargosu var mı Mediamarkt'ın? Yani, Nasıl kargosu var mı? Var abi. Bana uzman kadro gerekti. Onlar sana yardımcı bana, adam, ya. Adama sordum. Acaba mı alacağım. Yüz yüze, göz göze göreceğim ben onu. Alacaksın. Ondan sonra kafama bakacağım ya. Ee, şey olsun af, afetli masal. Titanik masalını anlatalım. Haydi bakalım. Olur. Titanik masalı. Leng 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 leng. Anlatalım oğlum çok güzel masal. Mükemmel masal. İbretler de var. E, anlayana. E, evet. Bir varmış bir yok mu çocuklar. Bir tane koca bir gemi yapılmışlar. D dört bacalı mıydı? E, evet. Aa, e, asla batmaz denilen bir batmaz, gemi büyük yapıyorlar. Batmaz Hayatta batıramazdık. Battı. Şimdiden söyleyek de. Mevzu batması değil, içindeki olaylar. İşte oğlum böyle batmaz, batmaz. Dört şeyli bin çizeriz, öyle batırırlar. Sen bir kere masala şöyle başlayak. Ya vallahi dört bacalı yaptık da bilemez oğlum. Allah'ın işi batada bilir yani. Her şeye emin olmamak gerek falan gibi böyle biraz temkinli yapmak gerekirken adamlar batmaz batmaz bat, derken lak ilk günden batırdılar. Masalın sonu bu. gibi gidiyorum flash gibi önce battı ya sonra başını anlatıyorum. Neyse vay 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 gemi mem diyorlar. Bu zenginler hemen uçuşuyor vay 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 dört bacalı gemi biz dalak biz biletleri pahalı tutuyorlar ama o zengin oğlum dört bacalı gemiyle işte Antatika'ya falan gidecek. Evet. Herkes bilet alıyor falan. Alt tribün bilir misin? E, neyi? Alt tribün. Ne, o ne demek Oğlum abi? bu kombine satarlar falan filan bu katı maler katı e, boktan yerler ucuza düşer ya. Ha açık. Ha orada da Titan'in altınla böyle depolara yakın şey Mutfak depolarına falan yakın yerde birkaç saçma sapan zindan gibi oda var. Diyor ki fakirlere, ya fakirler hadi siz de e le, 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 le kampanya. Varsa şu kadar paranız, siz de alt tarafta sizi şey yapabiliriz, misafir evet. edebiliriz Ana kahramanımız Leonardo DiCaprio'ydu galiba hocam. <laughs> ee, bir... E, kağıt oyununda bilet kazanır ve gemiye binmeye hak kazanır. zaten kazandığı yer de şey oğlum, kilerin yanı. Yani evet. Onu ona kandırıyorlar. Kazandığı tarik kesti, aa nereye gideceğim diyor, kilerin yanında adam şeylerle kalıyor. Mal evet, bir yer. alt güvertelerde. Bir... Küflü yerlerde <laughs> kalıyor oğlum herif zaten. He. E evet doğru, ondan sonra burada birisiyle tanışıyor ve ona aşık oluyor a değil mi? Kız zengin, golyası var falan böyle zengin, oğlan da yakışıklı ama fakir. E gö götü yamalı pantolla geziyor ama gir bir gemiye. Vay efendim gemide vur patlasın, çal oynasın, balolar, le evet. danslar, dans, içkiler, la la, la içiyorlar, mi içiyorlar. Vay vay ne güzel gezi yok diyorlar. içki sıçkı, mışkı derken bu fakir oğlanla zengin kız da le leleşiyor. Hemen aşık oluyorlar birbirine. Bir yerde de leleşiyorlar. Hayır, aşık oluyorlar birbirine. bir yerde evet. bir, birbirlerini kurcalıyorlar öyle bir abi, şey de var. Abi aşık de. olsunlar. Neyse, Kurban bu, e, aşk oluyorlar, evet. bu arada bir tane de, zengin bir şey de var, şerefi noksan da var, o da ulan şu fakire bak, yavşak fakir gelmiş bizim kızı şey yapacak, ben onun kafama yazdım oğlum falan diye böyle sinsi gibi uzaklardan bakıyor falan filan derken, lak! E, ...gemi çok büyük bir buzdağına çarpıyor değil mi? Ne oldu oğlum? Batmaz da yamulmaz şöyle de lak bindiriyor kaptan diyor ki... ...bir şey olmaz ya koca gemi ya bir sağa dolu da dur orasını bir şey yaparız... ...sanayiye götürür falan filan derken... ...oğlum su almaya başlıyor gemi. Evet de bir felakete dönüşüyor Felaket değil Felaket oğlum bak, soğuk sular, gecenin bir yarısı batıyor matıyor panikler panikler işte orada kim o bu çocuğu kim değil anlaşılıyor. Aa, onu şey yaparsın şöyle ki mesela bu herifler diyor ki vay 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 çocukları basarak çocukları kadınların üstüne basarak açmaya çalışsan şerefsizler mi dersin? Efendime söyleyeyim kadınları çocukları iteleyerek ben bileceğim ben bileceğim her taraf ya şerefsiz kaynıyormuş bu gemi. İyi insanlar da var gemide. Var var iyi yerler diyor. Oğlum ne oluyor önce çocukları şey yapar falan filan diyorlar. Bu arada orkestra. Mal orkestra diyor ki ya madem batıyoruz biz çalmaya devam edelim. Neden? Hayır. Oğlum biraz erken hareket etseler, onlar da bir firkeye binebilirdi. Ama Hayır biz efsane olacağız, kıy 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 kıy. Ey oğlum hadi öldüler hepsi. Ama sen, seni dediğin gibi abi depremde de öyle dedin ya, böyle durut düşünce, belki de öyle bir şey yapıyorlardır. İkna ettin beni. Evet. Bravo lan orkestra aferin. Çocuk bocuk iteleyeceğinizde aslan gibi kıy 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 çaldılar, şerefleriyle öldüler. Evet. Şerefleriyle öldüler. Neyse ana, ana da biz dönelim. Evet onlar geminin ha. kıç ya tarafına olan diyor doğru. diyor ki kız seni kurtarak kızın peşinde koşuyor yani kurtarırsam sevişirim gibisine bir şeyler. E, falan filan derken gemi böyle bir diklemesine. Evet geminin kıçı havada kalıyor ve batmaya, e, batmaya başlıyor. güzel sahnelerdir langur langur düşenler oluyordu. Evet. Son bir tutuluyor Allah'a inşallah yaşarım nereye yaşıyor la düşüyor ölüyor falan bir şeyler. Gemi yanlamasın diklemesine... diklemesin Ben titan en son boruymuş bu şekilde batıyor şimdi battı vay vay bu, ama filkeye binenler var. Evet orada kurtulan e, birçok insan ha. var değil mi? Evet ne, ne anlatmıştık çocuklar biraz biz önce düdük herkesin boynunda bir düdük füt 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 düdük çalıyorlar ki bir gelir kurtarır mı diye derken. Masanın en güzel yerine geldi. Kocaman, aha bu masa kadar bir kapı evet. suyun üstünde yüzüyor. Ve ana kahramanımız sevdiği kızı kurtarmak için masanın evet. üzerine çıkarıyor ve kendisi de suda donarak ölüyor. Dur oğlum, oraya öyle değil. Nasıl değil? Şu masa kadar kapı. Evet. Kıza diyor ki şey yapacak ya sonradan Lele peşinde ya. Kız sen çık diyor ben aşağıdan diyor eh, tutunurum böyle diyor iyi misin diyor mesela. Kız diyor ki iyiyim eğim diyor da ayaklarım biraz ıslanıyor diyor. ...oğlan komple suyun içinde ha. Diyor ki ha ayaklarını da çekek diyor sen yeter kız tamam sağ ol ayaklarım ıslandıydı falan diyor. Kız tamamen kuru kuru yatıyor masanın üstüne. Oğlan eksi 1500 derecede suyun içinde şöyle. Aşkım nasılsın iyi misin? İyiyim de işte ne bileyim ya biraz götüm ıslanıyor ne oluyorsa. Aşkım biraz dur bakayım falan deyip çocuk oradan daha destek vermeye çalışıyor. Sonra oğlum demiyor ki kız biraz kenara çekileyim de sen de geldi yanına beraber kurtulak demiyor. Sonra ne oluyor peki? Oğlan vefat ediyor. Ama ama şöyle vefat ediyor yani. Sen kız ol. Tamam olayım. Kız ol ama şey şımarık. Ya masaya mı çıkayım? Yok yok bu iyi sen ha. masadasın diyelim. Tamam. Ben de tutunuyorum. Tamam. Ben... Bu ne? E, suyun içi de sallanıyor. Ha, daha kadar. tamam. Benim ayaklarım ıslandı ama biraz. Tamam aşkım onu da ben şey yapayım. Tamam korulayım onu da ben. Ya bu arada benim alt tarafı ben hissetmiyorum. Bir şey olmaz değil mi? Bence olmaz. Bence de olmaz falan. Ee, biraz hoholar mısın? Çok üşüdüm. Ellerini hoholayım değil mi? Benim evet. alt taraf 2000 derece soğuktayken ellerini mi hoholayım? Evet. İşte oğlan böyle ho ho derken bir şey diyeceğim. Benim ağzım açılmıyor. Ben galiba... Aaa... Böyle öldürüyorlar oğlumu. Sonra vay geliyor Melio da bu şımarık kızı kurtarıyorlar falan. Sonra bu yaşlanıyor falan diyor. Hala uzun yaşıyor ha. Ne öğrendik ne bu salda? Ya bu aşk meşyalan. Önce sen kendi götünü bir kurtar. Hayır doğada başımıza her zaman bir afet gelebileceğini öğrendik değil mi? Ha bir kere büyük konuşma oğlum. Büyük konuşursan böyle koca gemin batar. İki de öyle kızlara var, kızlara var, bilmem nelere hadi ben sana güzellik yapayım sen çık falan derken önce canınız oğlum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi la, unutmayın. Vallahi güzel ha. Film bana kafam açıldı Orhan ha. Ben bir açık güzel katmışım oğlum açıldı. Şu şeyi halledelim mi abi? Neyi? Medya martı halledelim mi? Ha yani. onu halledek oğlum tamam. 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 Onu halledek. Ben önce mağazaya gideceğim oğlum. İnternetten Abi. alsın. Ben mağazacıyım oğlum. Tamam internet. Göz gözü uzman kontrolü göz göze geleceğim. Ne yapacaksın abi? Ne soracaksın? Ben sana? oğlum ben, ben adamı görmem gerek. Adam sana cik Neyse ne Neyse ne? Benim, benim, kafam öyle oğlum. Hayır anlamayacağın şeyler soruyorsun. Oğlum dünya ile ilgili bir şey anlatacak mıydık? Yok abi ne anlatacaksın? Tamam işte Taplum anlattık.